25 Ekim sabahı 11 gazeteci müvekkilimizin gözaltına alındığını öğrendik. Eş zamanlı olarak da Mezopotamya Haber Ajansı ve Jinlif Haber Ajansı'nın bürolarına da baskın yapıldığını ve buralarda arama işlemlerinin sürdüğüne dair bilgi sahibi olduk. Aramaların bir kısmına meslektaşlarımız katıldı. Daha sonra basına yansıyan görüntülerden aslında müvekkillerimizin işkenceyle gözaltına alındığına dair görüntülere şahit olduk. Ardından bir savcılığa gittik ve dosyada kısıtlama kararı olduğunu öğrendik adliyede savcıyla görüşmek istediğimizde. İlk etapta savcı bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Kısıtlık kararı olduğunu dolayısıyla dosya hakkında bilgi sahibi olamayacağımıza dair aslında beyanları oldu. Kısıtlılık kararına rağmen alabileceğimiz bazı evraklar var kanun gereği. Bunları talep ettiğimizde yine ret sonucuyla karşılaştık ve buna ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Basına yansıyan görüntülerden kaynaklı müvekkillerimizin işkenceyle gözaltına alınmasına istinaden kendileri TEM şubede görüşme yapmak için adliyeden çıktıktan sonra emniyete geçtik. Fakat orada da 24 saat avukat görüş yasağı olduğunu öğrendik. Orada da müvekkillerimize görüşemedik ve ertesi gün ancak görüşme yapabildik. Basına yansıyan görüntülerde ters kelepçe yapıldığı, müvekkillerin başı eğilerek araçlara bindirildiği, araçların özellikle müvekkillerin konutlarına uzak yerlere bırakıldığı, sırf görüntü alabilmek için uzak yerlere bırakıldığı ve bir süre yürütülerek aslında ters kelepçe ve baş eğmeye ilişkin görüntüler alındığına şahit olduk. Ev aramalarında da yine başkalarına ait bilgisayarlara, hiçbir suç unsuru taşımayan kitaplara, mesela örnek veriyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yayınlamış olduğu rapora kadar aslında soruşturma dosyasının konusuyla alakası olmayan birçok şeye el konulduğunu gördük ki daha sonra zaten savcılık tarafından suç unsuru taşımadığına ilişkin bir kararla bu kitaplar tarafımıza teslim edildi. Yaklaşık olarak 50-60 tane bu şekilde kitaba el konulduğunu gördük aslında emniyet tarafından. Bu şekilde başlatılan bir soruşturma dosyası. Ya esasen şöyle, az önce de anlattığım gibi ciddi bir algı yaratılarak gözaltına alındı gazeteci arkadaşlarımız. Basına özellikle bu görüntüler servis edildi. Ardından hedef gösterildi gazeteci arkadaşlar, müvekkillerimiz. Yine gözaltına alındıktan sonra basına şöyle bir bilgi servis edildi. Emniyet tarafından servis edildi bu. 11 gazeteci yaptıkları haberlerle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gözaltına alınmış gibi bir basına servis edilen bir açıklama oldu. Fakat sonra dönüp baktığımızda kolluk ifadelerinde aslında üyelik isnadıyla gözaltına alındıklarını gördük. Burada da şunu görüyoruz. Emniyetin de savcılığın da aslında kafası çok karışık ve bir yerde suç üretmeye çalışıyor müvekkillerimizle alakalı. Müvekkillere sorulan sorularda şunlar vardı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği neden üyesiniz? Onun dışında bir müvekkilimize elinde Mezopotamya Ajansı'na ait mikrofon vardı. Bu görüntü soruldu. Bu mikrofon kime aittir? Niçin elinize tutuyorsunuz? Yine haber takibi yaparken yaptıkları telefon görüşmeleri, seyahatler vesaireler soruldu. Aslında dosyanın geneline baktığımızda suç unsuru taşıyan hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Bu da gösteriyor ki aslında bir algı yaratılarak ve hedef gösterilerek Mezopotamya Ajansı ve Jinlif Ajansı üzerinden bir soruşturma yürütülüyor. Nitekim hiçbir delil olmaksızın müvekkiller hakkında tutuklama kararı verildi. Şöyle bir algı var demek ki kafalarında. Mezopotamya Ajansı ve Jinlif Ajansı'nda çalışıyor olmak üyelik için tek başına delil niteliğinde onlar için. Böyle bir karar verildi. Müvekkillerimiz hem gözaltına alınırken hem de gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldıkları için kollukta ifade vermek istemediler. Dolayısıyla susma haklarını kullandılar. Ardından kolluk ifadeleri işlemleri tamamlandıktan sonra ertesi gün adliyeye çıkarıldılar. Yine adliyeye çıkarılırken ters kelepçe yapılarak ve tek sıra halinde özellikle 60-70 metre kadar yürütülerek görüntüleri alındı. Aslında bu da gözaltı ve operasyonun başlangıcındaki mizansenin devamı niteliğinde bir çabaydı, kolluğun çabasıydı. Bu bir kez daha yaratılmak istenen algıyı bize gösteriyor. Adliyeye çıkarıldıktan sonra müvekkillerimizin 9 savcı tarafından ifadesinin alınacağını öğrendik. Bu 9 savcının 8'i soruşturma dosyasının savcısı değil. Yani şunu demek istiyorum, soruşturmayı oluşturan bir savcı var.
Geri kalan 8 savcı ise başkaca savcılar ve dosyaya hakim değiller. Soruşturma dosyasına hakim değiller. Müvekkiller adliye getirildikten yaklaşık 15-20 dakika sonra ifadelerin alınacağı söylendi. Böylesi bir dosyanın 15-20 dakika içerisinde incelenmesi ve savcılar tarafından algılanması çok mümkün değil. Aslında o emniyette başlatılan operasyonun başından süre gelen o algı yaratma meselesi ve müvekkillerimizin niçin alındığına dair bizim kanaatimizi doğrular nitelikte bir şeyle karşılaştık. Yani dosyayı hiç bilmeyen savcılar apar topar bir şekilde müvekkillerimizin ifadesini almaya karar verdiler. Daha sonra ifadeler başladı. Sadece iki müvekkilimizin asıl soruşturma savcısı tarafından ifadesi alındı. Geri kalan dediğim gibi dosyadan bir haber savcılar tarafından ifadeler alındı. İfadelere geçtiğimizde daha önce de bahsettiğim müvekkillere haber içerikleri soruldu, yaptığı haberler soruldu, dernek üyelikleri soruldu, beraber çalıştıkları arkadaşları nereden tanıdıkları soruldu. Dosyaya MASAK raporları eklenmiş fakat burası MASAK raporlarının üyelik isnadıyla aslında herhangi bir alakası yok. Niçin dosyaya eklendiğini bilmiyoruz. Yine bir takım gizli tanık ifadeleri var dosya içerisinde. Fakat bu gizli tanık ifadeleri nerede, nasıl, kim tarafından alındığına dair bir bilgimiz de yok. Yani çok denetime elverişli bir delil de değil bizim nezdimizde. Bu tip sorularla aslında savcılar tarafından da, ki bunlar soruşturma dosyasının savcıları değil, onlar tarafından da yine müvekkillerin gazetecilik faaliyetleri hedef alındı. Bunu bir kez daha bu ifadelerde görmüş olduk. Müvekkillerin ağzından çıkmayan beyanlar ifade tutanaklarına geçirilmeye çalışıldı savcılar tarafından. Özellikle bu haberi neden yaptın? Niye orada bulunuyordun? Bir müvekkilimize Dedeoğulları katliamına ilişkin sorular özellikle soruldu. Nagihan Akarsel'in cenazesinde ne işin vardı diye sorular soruldu. Üye oldukları derneklerin örgütle bağlantısı olup olmadığına dair yine böyle deşici aslında sorularla karşılaştık. Dediğim gibi ağızlarından çıkmayan beyanlar zorla zabıtlara geçirilmeye çalışıldı. Savcılık ifadesi aslında bir sakat ilerletilen bir savcılık ifadesi aşamasından geçtik. Yine burada bir kez daha en başından itibaren mizansenle gözaltına alınan ve hedef gösterilen müvekkillerimizin savcılar tarafından da sırf gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla hedef alındığını gördük. Hakimlik aşamasında savcılık ifadeleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın asıl savcısının kararını bekledik bir süre. Yaklaşık 3-4 saat kadar savcının kararını açıklamasını bekledik. 10 müvekkilimizden 9'u hakkında tutuklama talebiyle sevk kararı verdi savcılık. Bir müvekkilimiz için adli kontrole serbest bırakılması yönünde talepte bulundu. Ardından sorgu hakimliğine geçtiğimizde yine benzer sorularla karşılaştık. Savcılıktaki benzer sorularla karşılaştık. Orada da aslında yani açıkça şunu söyleyebilirim. Biz sorgu hakimliği aşamasında savunmanlar olarak delil niteliğinde herhangi bir şeyle karşılaşmadığımız için dosyada nasıl savunma yapacağımızı dahi şaşırdık. Yani bir üyelik istinadı var fakat bununla ilişkin herhangi bir delil yok ortada. Yani MASAK raporları var. Örneğin sorgu hakimliğinde de soruldu bize. 300-400 liralardan bahsediliyor. İşte kendi kişisel ihtiyaçları, sosyal arkadaşları, aileleriyle yaptığı para transferleri gibi. Yani bütünüyle değerlendirildiğinde dosya aslında sırf şişirilip kalabalıklaştırılmak için isnat edilen suçla alakası olmayan birçok şeyin dosyaya eklendiğini biz görüyoruz. Sorgu hakimliğinde de yine müvekkillerimize gazetecilik faaliyetlerini hedef alır nitelikte sorular soruldu. Arkadaşımızdan bir tanesi kollukta ifade verdi. Kolluk aşamasında sorulan sorulardan Mezopotamya Ajansı ve Jinews Ajansı için sözde haber ajansı olarak kavramlaştırıldığını gördük. Bunu aslında savcılık aşamasında ve sorgu hakimliği aşamasında da rastladık. Legal olarak gazetecilik faaliyeti yürüten bir ajans hakkında İtham edici nitelikte sözde haber ajansı kavramları kullanıldı. Aslında işte kolluk, yargı, savcılık bunların algısında Mezopotamya Haber Ajansı ve Jinews Haber Ajansı'nın nasıl kriminalize edildiğini görmüş olduk. Nitekim kolluk aşamasında tekrar tekrar aynı sorular soruldu. Dosya içerisinde herhangi bir delil üretilemediği için niçin Mezopotamya sözde haber ajansında çalışıyorsun? İşte
Bu Mezopotamya Sözlü Haber Ajansı nereden talimat almaktadır? Hangi talimatlar üzerinden bu haberler yapılmaktadır vesaire üzerinden bir algı yaratılıyor, kriminalize ediliyor aslında haber ajansları. Nitekim dediğim gibi aslında birçok müvekkilimize yaptıkları haber içerikleri dahi sorulmadı. Yani çok sınırlı sayıda haber içerikleri soruldu bu soruşturma dosyasında. Buradan daha önce de belirttiğim gibi yani şunu çok net bir şekilde görmüş olduk biz bu soruşturma dosyasıyla. Mezopotamya Haber Ajansı'nda ve Jinif Haber Ajansı'nda çalışmak başlı başına bir tutuklama gerekçesidir. Yani herhangi yani şu aşamada bize şunu gösterdi aslında yargı. Bizim herhangi bir delile ihtiyacımız yok. Zaten kriminalize ettiğimiz haber ajansları ve burada muhabir olarak çalışmak bizim için tutuklama gerekçesidir göstermiş oldu aslında. Böyle bir mesajla karşı karşıya geldik biz bu sulh ceza hakiminin kararı ile birlikte. Yani aslında onu şu şekilde söyleyebiliriz. Aslında çok uzun zamandır muhalif Kürt basını üzerinde bir baskı var. Yargı eliyle bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Nitekim 3-4 ay öncesine kadar da 16 gazeteci, 20 gazeteci gözaltına alındı. 16 gazeteci tutuklandı Diyarbakır'da. Hali hazırda iddianameleri hazırlanmış değil. 5 aydır haksız yere tutuklulukları devam etmekte. Onun ardından bu kez Ankara merkezli bir operasyonla karşılaştık. Yani şöyle özetleyebiliriz aslında. Hem bir yandan Kürt basın emekçilerinin basın özgürlüğü ihlal edilirken bir yandan da muhalif kesimin haber alma özgürlüğü aslında kısıtlanmaya ve engellenmeye çalışılıyor. Bunu çokça karşılaştık. Yani bugüne kadar hep süregelen bir durumdu. Yine yargı eliyle bu baskıyı devam ettirmeye çalışıyorlar aslında. Yani bir kesimin hoşuna gitmeyen haberler yapan müvekkillerimiz yani yandaş basının dışına çıkan ve halkın haber alma hakkına istinaden haber yapmaya çalışan müvekkillerimiz gözaltılarla, tutuklamalarla baskılanmaya çalışılıyor. Aslında yargı elinde bunu bir kez daha görmüş olduk biz bu dosyayla.